Safter Çınar 1967 yılında üniversite eğitimi almak üzere Batı Berlin'e geldi. Kendini bir anda 68 Gençlik Hareketi içinde buldu. Ben geldiğim zaman yeni başlamıştı öğrenci hareketi Almanya'da. Şimdi benim geldiğim aile zaten politik bir aile ama tabii 68 hareketi başka bir takım konuları gündeme getirdi. Şimdi şöyle bir şey, 68 hareketi aslında dünyayı değiştirmek için olan bir hareket. O pek başarılı olamadı ama Almanya toplumunda bugün gördüğümüz demokratik kazanımlar olarak kabul ettiğimiz örnekle verilebilir. Birçok şey öğrenci hareketinin sonucu olarak. Hemen anında değil belki ama bu tabii çok bilinmiyor bugün. Örneğin bir kadının kocasından izin almadan çalışabilmesi 78 yılında çıktı. Yani bunu şimdi kadın hareketini savunanların çoğu bilmez. Federal Almanya kurulduğunda 1949'daki anayasa Hitler döneminde tepki olarak çok demokratik bir anayasa. Ama tabii anayasanın demokratik olması toplumun da bilincinin öyle olması anlamına gelmiyor. Çok muhafazakar bir toplumdu. Örneğin eşcinsellik suçtu, hapse giriliyordu. İşte kadınlar kocasının izni olmadan çalışamıyordu. Daha önce banka hesabı bile açamıyordu. 68 hareketiyle birlikte önemli bir demokratikleşme oldu her alanda diyebiliriz. Hayatının büyük bölümü göçmenlerin eşit hakları kazanması mücadelesiyle geçti. Alman sendikaları, yalnız tabii Türkiye'den gelenleri değil, bu göçmen, o zamanki adıyla yabancı işçileri örgütlemek için çok önemli önlemler aldılar. Birçok sendika işte üyelerinin yapısına göre 7-8 dilde, ana dilde dergi çıkardı. Özellikle Türkiye'den gelenler arasındaki örgütlenme oranı çok yüksekti. Bu tabii tüm sendikal faaliyetlere de yansıdı. Almanya'da sendikalarda örgütlenmenin yanı sıra özellikle Türkiye'den gelenler ama diğerleri de politik örgütlenmeler de kurdular. Ben doğru biliyorsam yani 70'li yıllara baktığımızda Türkiye'deki her siyasal hareketin, yalnız partinin değil, her siyasal hareketin Almanya'da örgütü vardı. 2000 kilometre uzaklıktan Türkiye'yi nasıl kurtarırız diye uğraştık ama bildiğiniz gibi çok başarılı olamadık. Yani buradaki haklarımız için örgütlenmede çok geç kaldık 80'li yıllarda. Bize örnek olan İspanyol ve Yunanlılardı. Onlar 70'li yıllarda veli dernekleri ve federasyonuyla buradaki hakları için mücadele ettiler. Biz ancak 80'li yıllardan sonra başladık buradaki haklarımız için örgütlenmeye. Bu da tabii belli, bugün hala gördüğümüz belli örgütsel zayıflıkları da birlikte getirdi. Şimdi bir kere Türkiye kökenli işçiler sendikalarda aktif olduktan sonra özellikle grevlere yeni bir hava getirdiler. Çünkü o vakte kadar yani Almanya'da normal grevde işte işçiler fabrikanın önünde oturur, ellerinde işte afişler vardı, şunu istiyoruz vesaire diye. Akşam da evlerine giderdi. Bizim insanlarımız davul, zurna, halay çekerek gerçekten grevlere, yürüyüşlere bayağı hareket getirdiler ve Alman işçiler de bunu öğrendi. Türkiye'li işçilerin 1973 yılında ses getiren iki önemli grevi oldu. Biri Freiburg kadın grevi, bir de Köln grevi. Köln grevinde de şöyle bir şey oldu. Çıkış noktası, şimdi o zaman tabii bugünkü ulaşım olanakları yok. İnsanlar ya trenle ya arabayla genelde Türkiye'ye gidiyordu. Parası yetiyorsa uçakla. Yani 6 ay haftalık yaz tatilinin bir haftası 10 günü yolda geçiyordu. Bu da tabii insanlar için bir sorundu. Yani çıkış noktalarının başında buna bir çözüm bulunmasıydı. Biraz ücretlerle ilgili de sorun vardı. Grev işçilerin kontrolünden çıktı. Birçok kesim desteğini çekince grev sonunda çöktü. Birçok kişi işten çıkarıldı. Freiburg bir araba yedek parçası bir şey üreten bir metal alanıydı. Yabancı kadınlara daha düşük ücret verilen bir uygulama vardı. Grev buna karşı, bu düşük özel yabancılara için olan düşük ücrete karşı ve sonunda başarılı oldu. Hem o düşük ücret grubu yabancı kadınlar için kaldırıldı. Hem de hiç kimseye herhangi bir önlem, işten çıkma vesaire gibi bir şey uygulanmadı. Çünkü
çok birlik olarak hareket etti kadınlar. Enerjilerini Türkiye'yi kurtarmak için harcadıklarından mücadeleleri kesintiye uğradı. Şimdi Türkiye'deki politikanın buraya yansımasının olumsuz yanı buradaki sorunlarımızla değil, Türkiye'yi kurtarmakla uğraştık. Şimdi 80'li yılların içinde yavaş yavaş buradaki kalıcılık bilinci oldu ve buradaki hakların alınması. Bunda belki bir etmen de 81'de aile birleşiminin zorlaştırılması, çocuk getirme yaşının 16'ya indirilmesi vesaire de bir faktör olmuştur. Tabii bu konularda fazla deneyimimiz yoktu. Özellikle ama İspanyol ve Yunanlı arkadaşların da desteğiyle, onlara aldığımız bilgilerle gerek Batı Berlin'de gerek Almanya'nın diğer yerlerinde çok değişik kuruluşlar kuruldu. Tabii Alman politikacılar da çok fazla bizlerle ilişki kurmaya meraklı değillerdi. Hatta bir toplantıyı hiç unutmuyorum. Değişik partilerden milletvekilleri bile, işte bu dediğim 87-88 filan olsa gerek. Ya dedi, ilk önce siz Türk'le aranızda anlaşın. Dedim, kusura bakmayın, parlamentoda, Alman parlamentosunda 4 tane parti var. Siz önce anlaşın, biz de anlaşırız. Tabii laf olsun diye söylüyor. 89'daki, 90'daki vatandaşlık yasası reformu ki bu o zaman ona çok karşı çıkmıştık ve TBMM'nin kuruluşunun dürtüsü o zamanki vatandaşlık hukuku reformudur. Ve 992.000 arasında vatandaşlığa geçme, o zaman çifte vatandaşlık da politik olarak istenmese bile hukuken mümkündür, çok arttı. Yani göçmen kökenli, Türkiye kökenli seçmen sayısı arttı. Bu tabii politikacılara önemli bir dürtü oldu. Ama bunun yanı sıra zamanla da yani politikacıların bir kısmı gördüler ki eğer biz bu göçmen toplumuyla Türkiyelilerin veya başkalarının ilişki kurmak, bir takım şeyler yapmak istiyorsak bunları tanımamız ve desteklememiz gerekir. Yani burada her zaman gibi Berlin bu işin başını çekti. Bugün artık ama Almanya'nın her yerinde ve federal düzeyde de belli göçmen kuruluşları hem politik muhatap kabul ediliyor hem mali olarak destekleniyor ve yani özellikle sebebi olarak bir takım kazanımlarımız da az da olsa var. Ama bu yani bayağı bir mücadele sonucu oldu. Biz diyoruz ki hep mutlaka düşüncenize göre bir Almanya'nın partilerinde, sivil toplum kuruluşlarında, işte Greenpeace'ten bilmem neye kadar aktif olun. Öbür taraftan da bizim kuruluşlarda aktif olmalarını istiyoruz. Tabii insanların yani vakti sınırlı. Onun için genelde göçmen, yani Türkiye'li göçmen kuruluşlarının üye sorunu var. Çünkü politik aktif olmak isteyenlerin çoğunluk toplumunun partilerine filan gidiyor. Sonuçta doğrudur da. Toplumun değişik kesimlerinde, devlet örgütünde vesaire göçmen kökenlilerin oranının toplumdaki oranına yaklaşması gerek. Evet, şimdi tabii bazen şey tartışması oluyor genç örgütlerle. Niye örgütleneyim, ne şey arayacak filan. Ben de diyorum ki yani bir sürü şikayetlerimiz var. Yalnız göçmenlerin şeyinde ilgili değil. Başka şey yani toplumda bir sürü eksik şey var. Şikayet etmek iyi yapılmalı da. Ama yetmiyor. Bir kere her şeyden önce eğer Alman vatandaşıysak mutlaka seçimlere katılmalıyız. Ama onun dışında da yani belli şeyleri etkilemek istiyorsak ya politik partilere ya belli işte toplumun sorunlarını gündemine alan işte çevre gibi başka şeyler gibi kadın gibi sivil toplum örgütlerinde de aktif olmak gerekiyor. Yoksa sesini duyuramıyorsun tabii. Eğitim Bilim Sendikası GEW'ye yani Berlin'de üye oldum. 83 yılında başkan yardımcılıklarından bir tanesine seçildim. İşte bunu 8 sene yaptım. Son 1,5 sene 89-90'da o zamanki başkan ve öbür başkan yardımcısı yeni kurulan hükümete senatör ve müsteşar olarak gittikleri için başkanlık bana kaldı diyelim.
Bir sene filan yaptım. Yeniden başkan seçilirken çok baskı yaptılar bana sen ol diye ama ben kabul etmedim. Alman Sendikalar Birliği DGB'nin Berlin'deki o zamanki adıyla Yabancılar Danışma Bürosu, şimdi Göç Danışma Bürosu, onun müdürlüğüne geçtim. 15 senede onu yaptım. Bir sürede ondan sonra bir 10 sene filan Berlin Senatosu'nun uyum, entegrasyon, danışma komisyonunda sendikayı temsil ettim. 70'li 80'li yıllarda Türkiye İşçi Partisi'nin üyesiydim. Yani sonra kalktı parti ortadan yani. BTT diye bir kuruluş kurmuştuk. 90-91 yılındaki yabancılar yasası ve vatandaşlık yasasındaki o zaman karşı olduğumuz değişikliklerle ilgili örgütlenme süreci içinde dedik ki yani Berlin'de bir şey lazım yani kuruluş lazım. O zaman galiba 11 örgüt filan TBB'yi kurduk. Eğitim alanında aktif olduğum için Veliler Birliği kurulduktan sonra burada onu da destekledim. Daha sonraki çok ileri yıllarda ikinci başkanlığını ve başkanlığını yaptım. 95-96'da olsa gerek Almanya Türk Veli Dernekleri Federasyonu FÖTET kuruldu. Onun da kurucularındanım ve ilk dönem saymanlığını yaptım. TBB kurulduktan bir süre sonra 95 yılında olsa gerek Almanya'da değişik yerlerdeki buna benzer örgütlerle bir çatı örgütü kuralım dedik ve Almanya Türk Toplumu TGD'yi kurduk. Daha sonraki yıllarda başkan vekilliği ve bir dönemde TGD'nin başkanlığını yaptım.